Of, of, of. Yemin ederim ki galiba ben deliriyorum. Bu kadar basit bir şey bile anlayamadım. Yeni bir şey için yer açmam lazım. Ya eskisini yok edeceğim ya da yenisi için başka bir yer bulacağım. Hayatın matematiği bu kadar basitken insanlar gereksiz yere birbirini yiyor. Bana da sizi seyretmek kalıyor. Hadi bakalım. Sevgili Yaş, sen ve senin artin bu cahil ve sefil adamı bir hafta eğitmeyi kabul ettiniz. Ama kimin başarılı olacağını bu sürenin sonunda göreceğiz. Bakalım başaracak mısınız? Merakla bekliyorum. Eğer zengin bir kadınla evlenirsem hayatım kurtulur diye düşünmüştüm. Her şeyin bir anda böyle değişeceğini nereden bilebilirdim? Kahretsin Suraj Pratap Sindhya'nın oğlu olduğumu bilseydim bu kadına asla dönüp bakmazdım. Bana piyango çıktı ama ne yazık ki bu kadın benim başıma kaldı bırakmış. Hayallerim benimle saklambaç oynuyor. Sen benim içimi hayallerle doldurdun. Sonra da onları paramparça edip beni yapayalnız bıraktın yaşsın diye. Bugün içinde bulunduğum durumun sorumlusu sadece sensin. Bu ses ne? Ben bakarım. Burada kimse yok.
Ne oldu? Senin bu saatte burada ne işin var? Yani her şey yolunda değil mi? Evet, evet. Benim uykum kaçtı ve buraya geldim. Başka bir şey yok. Bugün yaşadıklarını bir daha yaşamayacağına söz veremem. Ama bildiğim bir şey var ki, hatta bundan çok eminim. O da Tanrı'ya güvenmen gerektiği. İşita, senin çektiğin acılar bana yabancı değil. Ama sanıyorum benim çektiklerim seninkilerin yanında çok basit kalır. Ama sana söz veriyorum, bundan sonra yaşayacağın dertler ve acılar azalacak. Yanılıyorsun. Yani söylediğin sözler bana çok iyi geldi. Yaralarıma merhem oldu. Belli oluyor ki benim acılarımı anlıyor ve beni düşünüyorsun Yaş. Gecenin bu saatinde beni sakinleştirdiğin için çok teşekkür ederim Yaş. Artı ve senin her şeyi düzeltebileceğinize olan güvenim sonsuz. Siz ikinizin bütün haksızlıklara engel olup dertleri bitirebileceğinize çok inanıyorum. Doğrusunu istersen ikiniz de çok iyisiniz. Ve kalpleriniz çok temiz. Birbirlerini gerçekten seven, birbirleriyle ilgilenen ve birbirini anlayan bir çift olmak herkesin kaderinde yok Yer. Kimse bir yere gidemez. Ne oldu ki? Okuldaki projemiz için aile fotoğrafı lazım. Oho, peki tamam, hadi gelin o zaman, aile fotoğrafı çekileceğiz. Evet tabii, gelin. Hadi gelin. Hadi. Abi yenge siz oraya. Baba anne siz buraya. Yenge. Bari siz de buraya. Hadi 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 hadi. Gelin bakalım hadi. Nereye gidiyorsunuz? İşita, sen de yengelerin yanına geç. Hadi. Akaş. Yaş. Akaş, hadi. Anne, hadi. Şimdi oldu Anş. Asıl şimdi oldu. Bir, iki, üç, peynir din. Peynir. Peynir. Peynir.
Anş, peynir demekten yorulduk. Hadi çek şu fotoğrafı bir an önce, hadi. Ne oldu şimdi? Hepiniz çok güzel kıyafetler giymişsiniz. Ama Akaş amcanın kıyafetleri hizmetlilerinkine benziyor. Anş, ne kadar ayıp. Büyüklerin hakkında böyle konuşamazsın, değil mi? Bunda gülecek ne var? Ha? Eğer biri kör veya engelliyse onunla alay edemezsiniz. Çok üzülürler, tamam mı? Bunu bir daha yapmayın. Gidin, babanızın dolabından güzel kıyafetler getirin. Sonra da Akaş'a verin. O zaman o da bize benzer ve bir çalışan gibi görünmez, ha? Hadi. Tamam o zaman. Anş. Akaş'ın kıyafetlerinde ne varmış ha? Sen buraya geldiğinde üzerine giyecek bir şeyin yoktu. Yırtık elbisenle evin içinde dolaşıyordun. Yemek masasına çatalınla tabaklara vurup duruyordun. Annen evin içinde tabakla arkandan koşuyordu. Ama sen bu evin kurallarını öğrendin. Konuşmayı da burada öğrenmedin mi ha? Sen nasıl olur da Akaş'ın kıyafetiyle alay edersin? Söyle, hadi. Özür dilerim babaanne. Benden özür dileme. Akaş'tan dile. Hadi. Özür dilerim Akaş amca. Başta beni dinleseydin kimse seninle dalga geçmeyecekti. Bunları artık giymesen iyi olur. Yeter artık. Bunları giymezsem ne giyeceğim ben ha? Belime bir havlu mu dolayacağım? Çekil, çekil. Ben ne yaparsam yapayım beğenmiyorsun. Hiçbir zaman değişmeyeceğim dedim. Ben neysem oyum işte. Hep böyle kalacağım. Akaş, dış görünüşüne bakarsa senin gibi biri yok. Yine başladı işte. Biliyorum. Çok inatçısın. Kim ne derse desin sen asla değişmeyeceksin. Ama aslında bir sorun var. Herkes seninle uğraşmaya devam edecek. Bu durumdan çok rahatsız olacaksın. Ama sonunda evde yaşayanlar bundan vazgeçecek. Benim için sorun değil. Akaş, ben senin bu halini çok seviyorum. Senin kafan çalışıyor mu yoksa çalışmıyor mu ha? Birinin görünümünü değiştirmesi için çok parası olması lazım. Yeni kıyafetler ve güzel ayakkabılar almak için nereden para bulacağım? Gidip babamdan mı isteyeceğim? Beyinsiz kadın. Akaş,
Sen neden canını sıkıyorsun? Ben buradayım. Ben şimdi babanı ararım ve bize hemen para gönderir. Canını sıkmana gerek yok. O senin öz baban, öyle değil mi Akaş? Hemen arıyorum. Kusura bakmayın. Ben kapıyı çalmadan girdim. İşita, Tanrı'nın yardımıyla bu evde her şeyimiz var. Akaş'ın da... buradaki her şeyde hakkı var. Akaş, sana bir kredi kartı çıkarttım. Bunu istediğin kadar kullanabilirsin. Ne istiyorsan al. İşita, sen de git istersen. Yardımcı olursun. Olur. Yaş. Bu niçin artı? Kriket maçı. Unuttun mu? Çocukların projesi var ya, aileyle bir hafta. Kriket maçı da o projenin bir bölümü. Çok eğleneceğiz Yaş. Ne oldu Yaş? Hiç sevinmedin. Halbuki sen kriketi çok seversin. Yok artık. O değil de... Anş'ın yüzü durmadan gözümün önüne geliyor. Annem onu azarlarken çok korkmuştu. Çocuk kendini kötü hissetti. Evet, kötü hissetti ama kriket maçını duyunca çok sevindi ve her şeyi unuttu. Ayrıca hangi çocuk azarlanmaktan hoşlanır Yaş? Anş babaannesini çok iyi tanıyor. Bunu sen de biliyorsun. İlişkileri biraz iniş çıkışlı. Çok rica ediyorum. Anş hakkında endişelenme. Bak Yaş, bu kadar önemli bir hedefi başarmak kolay değil. Hedefine koşan insanlar her zaman engellerle karşılaşır ve bazı şeyleri feda etmek zorunda kalır. Senin şu anki hedefin Akaş'ı ailesiyle kaynaştırıp hak ettiklerini ona vermek. O da bütün kardeşleri gibi aile içindeki yerini bulmalı ve saygı görmeli. Bunlar olduğunda inan bana her şey düzelecek. Anne, bizim takım hangisi? Hey ufaklık, söylesene. Bu nasıl bir soru böyle? Takımlardan birinin kaptanı baban ve öbür takımın kaptanı da... Akaş olacak. İşte bu anne. Maç çok heyecanlı olacak. Yaşın çok iyi kriket oynadığını biliyoruz ama... Annem Akaş'ın da çok iyi oynadığını söylüyor. Ama Akaş nerede yenge? Thank you.
Evet. Zengin bir ailenin çocuğuna benziyor muyum şimdi? Zenginlerin nasıl yaşadığını bir günde öğrendim. Hadi en azından sen bir şey söyle anne. Peki sen ufaklık? Çok şık olmuşum, öyle değil mi? Evet Akaş amca. Heh. Bravo Işita. Akaş'ın görüntüsünü çok güzel değiştirmişsin. Harika görünüyor. Ama bir iş daha var. Eve gidince kötü gözleri de temizle. Baksana Yaş, bu kart harika bir şeymiş, öyle değil mi? Al, al bitmiyor. İstediğini alıyorsun. Şehirde satılık olan her şeyi almak istedim. Ama biraz yoruldum. Al, sende kalsın. Hadi. Yok. Bu kart senin. Sen kullanabilirsin. İyi ama Yaş, kredi kartı ne iş? Neden? Harika. Marka olduğu belli. Nereden aldınız? Ben marka falan bilmiyorum. Tek bildiğim bu takımın çok pahalı olduğu. İnanmıyorsan fiyat etiketi hala arkada. Buna hiç gerek yok. Akaş giyiyorsa o takımın fiyatı daha da artmıştır. Çok şık görünüyorsun. Hey bana bak! Sen ne duruyorsun orada? Gel de arabadaki eşyaları taşı. Bak hepsini düzgünce benim odama koy, anladın mı? Ömür boyu çalışsan bu eşyaları alamazsın. Hadi! Çalışanlar çok şımarmış. Hadi gelin de takımları belirleyelim. Hala, kurallar hazır mı? Evet. Getirir hazır. Misin? Yaş'ın takımı için seçmeleri Anş ve Akaş'ın takımı için de Palak yapacak. İki takımın seçmeleri de kurayla yapılacak, tamam mı? Pekala, kağıtları çıkar. Palak sen gel ve Akaş amcan için bir kağıt çek, hadi. Ya Yaş'ın takımı sol tarafıma dizilsin. Akaş'ın takımı da sağıma. Yaş'ın takımında Arti, Pankaç ve Vidi yenge var. Akaş'ın takımındaysa Işita, Pratik ve Paridi var. Anş bizim takımda. Palak'la Payel de Akaş'ın takımında. Oyun başlasın. Yenge, her şey tamam da hakem kim olacak? Gayatri anne ile Rada anne. Hadi. Abi bir dakika. Biz ne zaman maç yapsak babam kazanan tarafa bir ödül verir. Peki babam bu sefer ne ödül verecek? Ödülü bugün vereceğim. Tamam anne. O zaman bize ne ödül vereceğini de söyle ki maç daha heyecanlı olsun. Bu Cindy ailesinin antika kolyesi.
Kolyeyi bana kayınvaliden vermişti. Bugünün kazananı bu kolyeyi alır. Yaşasın! Yaş, herkesin gözü o kolyede. Ama onu asıl ben istiyorum. O yüzden bu maçı sen kazanmalısın, rica ediyorum. Bana bak, kazanmak zorundasın. O kolye benim olacak. Olur. Tamam. Ben babamın evinde en pahalı kolyeleri de gördüm. Ama ne olursa olsun bunu istiyorum. Çünkü bu kolyeyi almak senin zaferin ve babanın yenilgisi demek. Bu eve uyum sağlaman için sana 7 gün tanımıştı. Akash, bu şekilde ondan bu aşağılanmanın intikamını alacağız. Abi, aile içinde birçok maç yapıldı. Hatta bazıları özeldi. Ama bu maç biraz farklı değil mi? Baksana, yengen maddi manevi her şeyini Akaş'a veriyor gibi. Çok yaşa. Sen kazan. Çabuk çabuk. Hadi git. Yaş. Sen hayır duası istemiyor musun? Hep mutlu. Hadi. Yaşa Akash, bravo! Hadi koş, koş! Hadi! Evet! Anne, hakem iki tarafa da eşit davranmak zorunda. Hakem taraf tutamaz. Tamam, tamam, biliyorum. Akash çok güzel vurmuştu. Merak etme, ben kimseye haksızlık etmem. Dışarıda! Akash! Dikkatli ol! İyi misin? (Gülüyor)
Dışarıda! 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 Hadi yaş! Hadi koş Yaş, koş! Yaşasın! Oğlum, eldivenin açılmış. Bak, burası açık. Sen bir hakemsin. Ve görevini tarafsız olarak yapmalısın. Bu şekilde oğluna yardım edemezsin. Anne, hakem bize eldiven giydirebilir. Bu yasak değil. Ne diye gülüyorsun? Hayır, gülecek ne var? Sen büyük bir günah işledin. Kocamı kandırdın. Ayrıca beni oğlumdan ayırdın. Yaşasın. Hadi Anş. Hadi Anş. Aferin, hadi. Haydi Yaş! Harikasın! Ha. Yaş! Bu son top. Kazanmak için sadece 3 tur kaldı. 4, hatta 6 bile yaparız. Yaş, hadi, hadi. Hadi Akaş. İyi şanslar Yaş. Hadi Yaş. Dışarıda! Dışarıda! Dışarıda i̇şte, evet! Kazandık evet. Kardeşim, kazandık! Evet! Evet! Kazandık! Kazandık! Evet! Kazandık. İşte bu kadar! Hadi gelsinize! Kazandık! Hazır evet. Edin!
Evet, kazandı. Bir dakika dur. Biz kazandık. Biz kazandık. Siz niye seviniyorsunuz? Hey, ama ayağın çizgiye değiyordu. Gözümle gördüm. Nasıl çizgiye değiyordu? Top geldi, ben de dışarıda yakaladım. İşte böyle. İyi, tamam da yakaladın zaten de. Sadece bir ayağın dışarıdaydı. Yeterince dikkat etmemiş olmalısın. Kardeşim, iki ayağın da dışarıdaydı. Top geldi, yakaladım. Tuttum işte ha. O kadar. Bitti gitti. Kazandık. Ah, tamam kardeşim. Hakeme soralım, anneme soralım. Hadi. Ha? Gelin. Peki. Anne, sor hadi bakalım. Bak şurası. Ha. Topu bir ayağı çizgide yakaladı değil mi? Anne, biz puan aldık. Tuttu topu. Anne, doğruyu söylüyorlar. Eğer ayak çizgideyse ve topu tuttuysa o zaman puan alması lazım. Biz kazandık. Neler oluyor yine? Anne, biz kazandık. Söylesene bırak, işte. Bırak şunu. Evet, ne yapıyorsun? Yalan söylüyorlar. Lazım. Eğer bize inanmıyorsan Rada anneyle konuş. O da ikinci hakem gidip onunla da konuşabilirsin. Evet anne, hadi. Ona da sor. Evet evet, sor anne ona. Bankaç doğru söylüyor. Akaş topu yakaladığında ayağı çizginin dışındaydı aslında. Yani 6 puan almaları gerekiyor. Ve bu sebeple de kazanmış oluyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.